Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyeliğine ve Vatikan Büyükelçiliğine atama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş'ı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine ise Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nu atadı. Seferinoğlu, Erdoğan'ın atadığı dördüncü üye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Ali Feyyaz Paksüt'ün emekliliği ayrılmasının ardından boşalan üyeliği Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'na atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alınırken Lütfullah Göktaş Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atandı. Gazeteci, yazar ve ilahiyatçı Göktaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Roma'da Vatikan Gregorius Üniversitesi'nde dinler tarihi alanında yüksek lisans yaptı. Göktaş, Roma'da NTV'nin İtalya temsilcisi ve Anadolu Ajansı'nın İtalya muhabiri olarak görev yaptı. Şubat 2011'de, Başbakanlık Basın Danışmanı olarak atanması üzerine İtalya'dan Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011 ila 2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, basın danışmanı olarak çalıştı. Göktaş, Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra da Cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanı olarak görev yaptı. Edebiyat, dış politika, felsefe, dinler tarihi, kültürler ve dinler arası ilişkilere ilgi gösteren Göktaş'ın, 1983'ten bu yana muhtelif gazetelerin yanı sıra Mebra, İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kitap Dergisi, Yeni Düşün, Gergedan, Varlık, İzlenim, Birikim gibi dergilerde muhtelif makale, yazı, röportaj, haber ve çevirileri yayımlandı. Roma'da bulunduğu dönemdeki köşe yazıları ise Yeni Şafak gazetesi ve ntvmsnbc.com haber portalında okuyucuyla buluştu. Filistinli ünlü şair Mahmut Derviş'in, Ölümü Seviyorlar Benim, Armoni, İstanbul 1988, Necip Mahfuz'un, Başkanın Öldürüldüğü Gün, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992, Salih El Kallab'ın, Tehcir'den İntifada'ya, Ebu Cihad'ın Öyküsü, Belge, İstanbul 2007, adlı çalışmaları Lütfullah Göktaş tarafından Türkçe'ye çevrildi. Göktaş ayrıca İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü.